Şimdi ne oldu? İki tane İsrail saldırısı oldu. İşte bir tanesi küçük denildi dronlarla, hatırlarsanız geçen saldırıdan sonra. Bir de şimdi bu suikast. Bu da İran'ın işte hava savunmasının da içerideki savunmasının da yetersiz olup olmadığı tartışmasını açtı. Şimdi videolar konusuna gelirsek galiba rejimin en başarılı olduğu şey kurumsal iletişim. İşte çok iyi tasarımcıları var, görsel tasarımcıları var, çok iyi video makerları var diyelim. Bu konuda oldukça başarılılar. Şimdi şakayı bir yana, espriyi bir yana bırakırsak İran aslında şunun farkında. 79 devriminden 2024'de devam eden bir süreç var ve içeride çok ciddi bir ekonomik darboğaz var, ambargolardan kaynaklı. Ki bu darboğazı aşmak, işte batıyla olan bu şeyi kırmak için aslında Anayasayı Koruma Konseyi, özellikle reisinin işte şüpheli bir helikopter kazasında ölmesinden sonra normalde beklenmeyen bir şey oldu. Pezeşkiyan'ın adaylığına Anayasa Koruma Konseyi aslında rey verdi. Ki bu verilen onay aslında Pezeşkiyan'ın adaylığına bir kabuldü. Ki aynı Pezeşkiyan geçmişte nükleer görüşmeleri yürütmüş, Batı'yla iletişime açık olmak isteyen bir cumhurbaşkanı. Reformist direkt. Ki zaten reformist, sizin de belirttiğiniz gibi. Tam da İran'ın Batı'yla yeni diyalog geliştirip işte bu ambargoları kaldırıp içerideki işte o rejimin meşruiyetinin sallanmaya başlanıldığının düşünüldüğü bir dönemde göreve gelmesinin hemen ardından, bakın çok tesadüf, yemin töreninin ertesi günü işte Haniye'ye bir cinayet suikasti işlenmesi ve bu da aslında sadece işte Haniye'ye veya Hamas'a yapılmış bir saldırı değildi Samet Bey. Aynı zamanda İran'ın yeni dış politika vizyonuna da yapılmış bir saldırıydı. O yüzden cümle arasında tesadüf dediniz ya hocam, onu sormak için not alıyordum unutmayayım diye. Tesadüf mü bu yoksa planlanmış başka bir şey mi? Sizin de dediğiniz gibi sadece İsmail Haniye'yi suikaste kurban götürmek değil, orada başka bir mesaj da var galiba. Kesinlikle reisi. Buradaki mesaj İran'ın yeni dış politika hamlelerine engelleme mesajı. Yani Pezeşkiyan'ı da daha önceki İranlı cumhurbaşkanları gibi daha dışarıya kapalı bir cumhurbaşkanına dönüştürmek. Yani burada İsrail'in amacı bu. Çünkü İsrail normalleşmeye çalışan, dışarıya iletişimde olan bir İran'ı görmek istemiyor ki. Biz Netanyahu'nun işte Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinde bunu gördük. Aslında tek bir ülkeyi hedef gösterdi. Bütün olayların sorumlusunu tek bir ülkeye bağladı. Bu da zaten İran'dı ve hatta kendisini eleştirenlere yönelik, bilmiyorum bu ifade ne kadar doğru ama kendi ifadesi, İran'ın kullanışlı aptalları diyerek niteledi. Yani bu kadar İran vurgusunun altında belki de zaten Netanyahu o kadar alkışı da aldıktan sonra 57 kez dedi ki İran'da bir suikast düzenlememe bir vize çıktı. Kimden? En azından Amerikan Senatosu'ndan. Belki de bunu düşündü ve şunu biliyordu. Eğer bunu yapmazsa İran'ın yeni cumhurbaşkanı yemini ettikten sonraki işte çok sıcak mesajlar verecek. İşte yeniden diyalog mesajları verecek. Ve bu sefer rüzgar tersine dönüp İsrail'i ötekileştiren, ki Batı'da da düzenin değiştiğini görüyoruz. İşte İngiltere'de ki hükümet değişimi, Avrupa Parlamentosu sonuçları, insanların Filistin meselesinden dolayı yaşanan süreci protesto etmeleri, yani Avrupa'nın değiştirdiği kabuk bence dikkate değer. Örneğin işte Macron'un 7 Ekim saldırısından sonra şöyle bir açıklama vardı. Gerekirse uluslararası bir koalisyon kuralım, IŞİD'de olduğu gibi Hamas'ı ortadan kaldıralımdan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İsrail aleyhine olan tüm kararlarda İsrail'in karşısında oylamalara katılan bir Fransa'ya dönüştüğünü gördük. Şimdi bu dönüşüme bir de İran'ın normalleşmesi eklenirse İsrail dışarıda kalacaktı. Aslında Netanyahu bunu dinamitledi diyebiliriz. Hocam, sizin hem uluslararası ilişkiler uzmanlığınızdan hem de bölgeyi araştırdığınızı bildiğim için Avrupa'ya baktığımızda Avrupa'nın bu değişim süreci nasıl oldu? Onu bize bir resmini çizebilir misiniz? Çünkü 7 Ekim'de dediniz ya, Avrupa Parlamentosu bir grup oluşturalım, Hamas'ı ortadan kaldıralım. Şimdi rüzgar tam tersine esti. Evet, baktığımız zaman Amerika dahil olmak üzere toplumsal büyük protestolar vardı.
Filistin lehine bunu söylüyorlardı. İsrail aleyhine protestolar, katliam var, bu durdurulsun. Protestoların etkisi mi sadece, yoksa genel bir konjektür değişikliğinde İsrail karşıtlığının burada bir payı var mı? Ne oldu, ne yaşadık? Bize bir özetleyebilir misiniz geride kalan 10 aylık süreçte Avrupa'nın, Amerika'nın bakış açısındaki değişiklikleri ya da değişmeyen noktaları? Aslında her ikisi de bunu etkiledi diyebiliriz. Hem uluslararası konjonktür hem de mevcut durum, Avrupa'nın içerisinden geçtiği durum. Şimdi biz pandeminin hemen ardından Rusya-Ukrayna savaşını gördük ve Rusya-Ukrayna savaşının Avrupa ülkelerine çok ciddi bir maliyeti oldu Samet Bey, ekonomik olarak. Çünkü pandemi zaten bir ekonomik darboğazı getirmişti. İşte enerjide ana bağımlı oldukları ülke Rusya ve Avrupa orada beklenmeyen bir duruş sergiledi. Beklenmeyenden kastım, hatırlayalım, Almanya'nın Rusya-Ukrayna savaşı öncesi Ukrayna'ya sadece miğfer ve uyku yastığı gönderebileceğini açıkladığı pozisyondan şu an neredeyse Almanya'nın elindeki bütün silah stoklarını ve belki de en çok yardımı yapan ülkeye dönüştüğünü gördük. Ki bu noktada sadece Almanya örneği değil, diğer Avrupa ülkeleri de işte yaşanan hem tahıl krizi, işte gıda fiyatlarının artması ve bunun işte ekonomik bir baskıya sebep olması ve sürekli Rusya tarafından bir tehdit algısı Avrupa'nın zihin dünyasında önemli bir değişime sebep oldu ki bu değişimin en önemli iki göstergesi Soğuk Savaş dönemi boyunca ve sonrasında tarafsız kalmış olan Finlandiya ve İsveç'in NATO üyesi olması sürecini beraberinde getirdi. Tabii ki bu ekonomi, işte göçmen ve diğer sorunların, ki daha öncesinde de Arap Baharı'nın sonrasındaki yaşanan süreç Avrupa'da bir dönüşümü beraberinde getirdi. Yani deyim yerindeyse bardak dolmuştu Samet Bey. İsrail-Filistin meselesi de o bardağı son taşıran oldu ki bu noktada da işte yine İsrail'i savunmak, İsrail'e koşulsuz destek olmak, bütün bunların hepsinin sorgulanır olduğunu gördük. İşte Fransa'daki eylemler, hatta bunun belki de 7 Ekim'in Filistinliler için şöyle bir başarısı da oldu. Avrupa'da daha önce olmadığı kadar Filistin'in bağımsız bir devlet olması gerektiği, uluslararası arenada tanınması gerektiği ciddi ciddi tartışılmaya başlandı. İşte İngiltere'nin bugün aldığı silah ihracatı yasağı kararı veya İspanya ve İrlanda'nın Avrupa Parlamentosu'ndan, işte Avrupa Konseyi'nden çıkabilecek kararlar karşısında aslında duvar gibi durması, neye karşı? İşte Almanya'nın koşulsuz desteğine karşı, ki biliyorsunuz Avrupa Birliği oy birliğiyle bir takım kararlar alan birlikten bahsediyoruz. Bunun da yavaş yavaş diğer ülkelere sirayet ettiğini gördük Samet Bey. Ama tabii ki bu sadece Avrupa için değil, bütün dünyada böyle bir dönüşüm olmakta. Bu da aslında Filistinlilerin bu kadar acıya ve ölüme rağmen dünyadaki algıyı değiştirmeleri açısından önemli bir başarı. İsrail tarafından da bakarsak Samet Bey, işte o sinema filmleri, Mossad'ın başarısı, İsrail ordusunun başarısı, yıkılmaz bir kale, bütün bu inşa ettikleri deyim yerindeyse sanal gerçekliğin de yıkıldığını gördük. Çünkü arkasında insanlara soykırım uygulayan, çocukları, bebekleri, kadınları öldüren, Filistinli mahkumlara tecavüz eden bir yapıyı gördük. Ki bu algıyı, bu gerçekliği inşa etmek yeniden İsrail için çok zor. Onun için kritik bir dönemeçteyiz. Ben dünkü Katar, Amerika Birleşik Devletleri ve Mısır'ın ortak açıklamasını önemli görüyorum. Çünkü şu bir gerçek, Netanyahu bugüne kadar Amerikan seçim sürecini kullandı. Kendi lehinde kullandı. Ama şu da var, Biden tarihte nasıl anılmak istiyor şu ana kadar ki? Verdiği sınav çok kötü ama aynı Biden biliyoruz ki bugün aktif yaşayan en önemli Amerikan siyasetçilerinden bir tanesi. Özellikle demokratlar içerisindeki en kurt siyasetçi olarak anılan Biden. Tüm gaflarına, işte hastalıklarına, yürüyememesine, yönünü karıştırmasına rağmen. Burada Biden anladığım kadarıyla gitmeden Clinton'ın Camp David, işte Oslo görüşmelerinde yaptığı gibi, daha önce Reagan'ın Camp David'de yaptığı gibi bir poz vermek istiyor Samet Bey. Ki
burada hani 15 Ağustos çıkışı, bakın ilk kez bir tarih verildi. Görüşmeler devam edecek, toplanmak değil. Acil tarafları 15 Ağustos'ta bekliyoruz. Peki taraflar kimler? İsrail ve Hamas. İsrail ne diye yola çıkmıştı? Hamas'ı tamamen bitirmek. Bugün İsrail avucunun içindeki bir Hamas lideriyle yeniden masaya oturacak. Avucunun içindeki diyorum çünkü Gazze'ye bir ambargo var. Gazze'ye ulaşım yok. Gazze'deki tek güç, dışarıdan olan güç İsrail ve aylardır Sinvar'ı suçluyorlar. Aylardır Sinvar'ı arıyorlar ve aynı Sinvar'la ateşkes masasına oturmak zorundalar. 7 Ekim'in mimarı. Ki bu da İsrail'in beklediğinin dışında Sinvar'a büyük bir meşruiyet sağlayacak.